Lütfen Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik tepki çeken hareketleri içeren sosyal medya videosu üzerine polis harekete geçti. O görüntülerdeki lise öğrencisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımlar yapan Kuveytli yazar hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Biri Atatürk'e hakarette bulundu, gözaltına alındı. Diğeri hem Türkiye pasaportuna hem de Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımlar yaptı. İçişleri Bakanlığı'ndansa o kişi hakkında suç duyurusu gerçekleştirildi. İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına müstehcen hareketler sergileyen lise öğrencisinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki aldı. Yaşanan olayın ardından harekete geçen İçişleri Bakanlığı ise Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakarette bulunan AES adlı şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. İdari ve adli süreç başlatılmıştır açıklamasında bulundu. Öte yandan Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret eden Kuveytli yazar Abdülaziz Ramih hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Ramih'in Atatürk'e hakaret eden ve gözaltına alınan lise öğrencisine destek veren paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, aynı zamanda sosyal medya hesabından Türkiye pasaportuna da hakaret içeren paylaşımlar yaptığını bildirdi. Yerlikaya, konu hassasiyetle takip edilmektedir dedi.